Şimdi Paulus acaba İsa'yı alıntılar mı? Yani İsa'nın sözlerine yer verir mi kendi yazılarında? Başta dediğimiz gibi mektuplar ne amaçla yazıldı? Bu çok önemli. Yani bunlar sadece motamot müjdelerde anlatılan müjdeler Paulus'un yazılarından sonra yazıldı. Kalime döküldü. Ama vardı o insanlar arasında o İsa'nın sözleri kendi aranızda yaşasın. Kendi bu aranızda tekrarlayın denildiğine göre bu İsa'nın söz koleksiyonları logia denilen sözleri mevcut bulunuyordu. Dolayısıyla Paulus'un amacı bunları tekrarlamak değildi elbette. Ama yine de buna rağmen tabii ki Paulus bu tavsiyelerde bulunurken, yönlendirmelerde bulunurken, yönergelerde bulunurken tabii ki İsa'nın yetkisine başvuruyor sürekli ve yeri geldiğinde İsa'nın sözlerini tekrarlıyor. Hatta İsa'ya ait olan sözler olduğunu yer yer bizlere hatırlatıyor. Ama önce şöyle bakmamız gerekiyor. Burada yapılan suçlama nedir? Paulus Helenisti. Dolayısıyla İsa'dan kopuyor. İsa'yı unutuyor. Kendi kafasına göre bir İsa uyduruyor. Ve dolayısıyla tarihsel İsa'nın sözlerine başvurmuyor. Ama bu çok yersiz bir suçlama. Başka bir kelime kullanmamak için. Çünkü İsa'nın havarisi olan diğer havarilerin yazılarına, yazdıkları mektuplarına, çünkü mektuplara, çünkü onlar da mektup yazdı. Baktığımızda onlarda da aynı şey görüyoruz. İsa'nın sözlerine doğrudan atıflar azdır. Çünkü amaçları zaten müjdelerde mevcut olan bilgileri tekrarlamak değil, o bilgilere dayanarak tavsiyelerde bulunmaktı, ruhsal mesajlar vermekti, Tanrı'nın açıklayıcı vahiyler getirmekti. Örneğin, Paulus'un mektuplarında 25, yaklaşık 25 alıntı veya atıf buluyoruz. O yerlerde Paulus doğrudan İsa'nın sözlerine başvuruyor. Bu da işte Paulus'un müjde içerisinde 25 küsur sayfa oluşturuyor. Yani 0,33 bir oranla Paulus doğrudan İsa'nın sözlerine başvurduğunu görüyoruz. Ama Yakup'un mektubuna baktığımız zaman, Petrus'un mektuplarına baktığımız zaman, Yuhanna'nın mektuplarına veya Yahuda'nın mektubuna baktığımız zaman yaklaşık aynı oran bunun altında. Aslında en fazla İsa'yı alıntılayan havari Paulus'tur. 0,35, Yakup 0,25, Petrus 0,28, Yuhanna 0,33, Yahuda 0,0. Yahuda herhangi bir atıfta bulunmuyor. Bununla beraber İsa'nın sözlerine doğrudan atıfta bulunduğu birçok ayet var. Ben maalesef bunları ekrana getiremedim, hazırlayamadım ama ne gibi. Başkalarını yargılamama konusunda. Çünkü nasıl yargılarsanız böyle yargılanacaksınız. İşte aynı şekilde Paulus diyor ki başkaları yargıladığın konuda kendini mahkum ediyorsun. Çünkü aynı şekilde yargılanacaksın. Bize zulmedenlerin iyiliği için dua edin. İşte İsa'nın iyilik dileyin, dua edin. Bunları kutsayın dediği gibi Romalılarda. Böbürlenmeyin, büyüklük taslamayın diyor. Hani kendi öğrencilerine dediği gibi İsa'nın o sözlerine atıfta bulunuyor. Kötülüğe kötülükle karşılık vermemek veya kötülüğü kötülükle yenmemek konusunda işte hem Paulus'ta hem de Mata'da bu söz. Barış sağlayanlar ne mutlu barışı sağlayanlar çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Aynı şekilde Mata, yani Mata bundan bahsediyor. Aynı şekilde Paulus bundan bahsediyor. Ölç almama konusunda hem Paulus'ta hem İsa'da bu konuyu buluyoruz. Düşmanlara iyilik yapmak konusunda işte düşmanlarınızı sevin dediği gibi aynı bunu Matta'da bulduğumuz gibi veya diğer müjdelerde bulduğumuz gibi Romalılar mektubunda Paulus bu konuya değiniyor. Vergileri ödemek demin baktık. Kime vergi hakkı olana vergi ödeyin şeklinde Paulus işte bu konuda değiniyor. İsa da aynı şekilde Petrus'una soruyor. Vergi ödemek caiz midir, değil midir?
ve başka pasajlarda. Yasanın özeti olan düşmanlarını sevme buyruğu, yani sevgi buyruğu. Herkesi sevme buyruğu. Hem yine de Pavlus'ta buluyoruz hem de İsa'da buluyoruz. Bütün yiyeceklerin temiz kıldığı, Rab bütün yiyecekleri temiz kıldı. Bunu hem Markus'ta buluyoruz hem Pavlus'ta. Müjde yayanların hak ettiği ücret konusunda. Motamot hem Pavlus'ta buluyoruz. Ve böyle 30 farklı konuya kadar Pavlus gerçekten bol miktarda İsa'yı alıntıladığını görebiliyoruz. İşte gerçekten uyum başka türlü beklenemeyecek kadar yüksektir ve sıkı bir uyum görüyoruz kendi aralarında, bazı kuşku babalarının dediklerinin tam aksine.